Ben Bildur Damla Üfler, mimarım. DAD ile tanışmam 2015 yılına dayanıyor benim. 2014 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesinden, mimarlık bölümünden mezun oldum. Daha sonra yurt dışında staj yapma, belki master eğitime, yüksek lisans eğitime devam etme üzerine araştırmalara başladım. Ve 5 yıldır yani lisans eğitimim süresince yapmış olduğum Erasmus dönemi Almanya'daydı. O sırada DAAD'yi aslında duymuştum. Ve DAAD'nin yurt dışında yabancı öğrencilere verdiği yüksek lisans burslarından haberdar olmuştum. Ve dediğim gibi İzmir'de lisans sürecini tamamladıktan sonra yurt dışında özellikle Almanya'ya daha ağırlık vererek yüksek lisans bölümlerini araştırmaya başladım. Ve bu süreçte başvurularımı yaparken aynı zamanda DAAD'nin mimarlar içinde sağladığı sanatçı bursundan haberdar olup başvuruda bulundum. Almanya'yı tercih etmemdeki sebep aslında biraz lisans eğitimim döneminde de bahsettiğim şekilde Erasmus dönemini burada yapmış olmamdı. Bir semester burada eğitim görmüş olmamdı. O dönemde aslında Almanya'daki mimarlık eğitimi daha yakından deneyimleme şansım oldu. O süreçte de aslında buradaki genel olarak Almanya'daki mimarlık eğitimlerinin fakülteler bazında ve okullar bazında üçe ayrıldığını, yani üç ana başlık altında toplandığını fark ettim. Zaten okuldaki eğitimlerde de bunu hissedebiliyorsunuz bir şekilde. Yani üç ana başlıktan kastım, okullar kendi eğitim bazında, kendi ekollerinde belirli alanlara daha ağırlık veriyorlar. Yani şu şekilde aslında şu başlıkta toplayabiliriz. Teknik okullar var, uniler var, hochschuleler var ve sanat akademileri var diyebiliriz. Aslında buradaki kısım Türkiye'deki mimarlık okullarının yapılandırılma sistemine de benziyor bir şekilde. Ben kendi ilgi alanın doğrultusunda sanat akademisinin, daha doğrusu tasarım alanında ilerlemenin benim için daha doğru olacağını düşünüp Stuttgart Sanat Akademisi'ne başvuruda bulundum. Ve oradan kabul aldım. Ve dediğim gibi orada da yüksek lisans eğitimimi gerçekleştirdim. Stuttgart Sanat Akademisi'ne başvururken özellikle portfolyoma daha ağırlık vermiştim. Özellikle kendi yaptığım, yani el işi olarak da yaptığım maketleri ya da bir şekilde kolajları özellikle başvuru portfolyomun içinde daha detaylı bir şekilde açıklamıştım sözel olarak da. Ve portfolyoda, yani özellikle portfolyoyu hazırlarken dediğim gibi bir şekilde hem teknik ya da yaptığımız dijital renderlar ya da modeller, projelerden ziyade ya da onlarla beraber bir şekilde el emeğiyle hazırladığım işlerimi de koymuştum. Almanya'da yüksek lisans yapmamın ve özellikle bu eğitimi almamın birçok aslında benim açımdan avantajı oldu. Yani tabii her ülkenin kendi eğitim sisteminden ve ekolünden gelen bazı avantajları, dezavantajları muhakkak vardır. Ama benim hani özellikle vurguladığım, az önce de vurguladığım nokta, ben sanat akademisinde yüksek lisansımı yaptım. Ama Almanya'daki benim şahit olduğum, benim deneyimlediğim kısmıyla mimarlık, özellikle yüksek lisans mimarlık eğitimlerinde olabildiğince esnek olabiliyorsunuz. Yani bundan kastım dersin çeşitleri oluyor. Haliyle seminer dersi alabiliyorsunuz, küçük proje dersleri alabiliyorsunuz, belirli stüdyo proje dersleriniz var ve daha sonra tezinizi yazıp bitirme projenizi yapıyorsunuz. Genel olarak süreç böyle işliyor belki dünyanın birçok mimarlık eğitiminde, yüksek lisans alanında. Buradaki en büyük avantajlardan biri esnek olmalarıydı. Yani ben yüksek lisansımı sanat akademisinde yaptım.
En başta bahsettiğim gibi sanat akademileri daha el işlerine ya da daha tasarım alanına, daha görsele, daha estetiğe önem vermesine rağmen, daha deneyime açık bir tasarım alanı olmasına rağmen ben bitirme tezimi yapı teknolojileri bölümünde sürdürülebilir mimari yaklaşımlar üzerine yazmıştım. Ve bu aslına bakarsanız çok teknik bir tez konusuydu bir sanat akademisi projesi için belki de. Ama kesinlikle belli konularda sınırlandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle gelecek planlarımızı. Yani siz Hochschule'ye gittiğiniz zaman orada tasarım eğitimi almıyor değilsiniz. Tabii ki de alıyorsunuz. Ve tezinizi bu konuda da yazabilirsiniz. Ya da Uni'ye gittiğiniz zaman, Uni zaten biraz ikisinin kesişim noktası gibi oluyor. Yani teknik Uniler ya da Uniler. Orada hem tasarım hem tekniğe daha çok ilerleyebiliyorsunuz ya da ağırlık verebiliyorsunuz. Ben eğitimim süresince örnek vermem gerekirse 2 ya da 3 tane seminer dersini, 2 tane seminer dersi, 1 tane de küçük projeyi Uni'den almıştım. Yani Stuttgart Üniversitesi'nde almıştım. Bu çok büyük bir esneklik sağlamıştı benim için. Çünkü hem oradaki mimarlık atmosferini, eğitimi, üniversite ortamını görmüş oldum. Verilen eğitimi deneyimlemiş oldum. Hocalarla çalışma şansım oldu. Ama dediğim gibi bir semestre sonra bütün derslerimi kendi okulumdan, Sanat Akademisi'nden aldım. Yani aslında oradaki gitmek istediğiniz ya da seminer dersinizi yapmak istediğiniz hocalarla anlaştığınız takdirde gerek araştırma görevlisi hocalarınızla, gerek profesör hocalarınızla belirli anlaşmaları sağladığınız takdirde, yani siz aslında okullar arası da projelerinizi alıp saydırabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir esneklik. Veya dediğim gibi tasarım alanında çalışan bir okula girip çok teknik bir tez yazabiliyorsunuz ya da tam tersi teknik Hochschule'ye girip tasarım alanında ya da daha farklı alanlarda tezinizi yazabiliyorsunuz. Yani en baştan ben bu okula girdim artık bu konuda ilerlemeliyim fikrini aslında aklınızdan çıkarabilirsiniz bu noktada. Güzel bir avantaj. Tabii ki yurt dışında eğitim almak aslında çok büyük bir avantaj sağlamasına rağmen her zaman çok kolay olmuyor, özellikle finans, ekonomi açısından. Bu noktada tabii ki burs seçeneklerini aslında araştırmak istedim öncelikle. Çünkü tam olarak emin olamıyorsunuz 2 yıl içinde nasıl bir ders programına karşılaşabileceksiniz. Evet, belki lisanstan mezun olunca mimarlık yapma hakkını biz kazanıyoruz bir şekilde ama hiç bilmediğiniz bir ülkede, hiç bilmediğiniz bir ortamda belki aynı iş olanaklarını hemen bulamayabilirsiniz. O yüzden tabii ki de burs seçeneklerini araştırmak benim açımdan mantıklıydı. Almanya'daki okulları araştırırken DAAD'yi zaten duymaya başlamıştım. Çünkü DAAD aslında Almanya'daki bence birçok özellikle devlete bağlı hochschulelerde ya da üniversitelerde ya da akademilerde zaten bağı olan ve desteği olan bir kuruluş. Bu noktada DAAD'ye hep denk gelmiştim ama tam olarak başvuru sırasında açıp okuduğum noktada başvuru şartlarını mutlaka başvurmam gerektiğini düşündüm. Aslında yani burs dediğimiz noktada gerçekten hani bazı arkadaşlarımızın krediyle karıştırdığını da fark ediyorum. Çünkü DAAD geri ödeme kabul et, geri ödemeniz gereken bir kredi şeklinde vermiyor size eğitim ya da ekonomi desteğini ya da bütçe desteğini. Tamamen gerçekten karşılıksız bir burs şeklinde veriyor. Ve sadece aylık aldığınız ekonomik destekten ziyade kaldığınız yani konaklama imkanlarınızı da belirli noktada kiranızı destekleme şansı buluyorsunuz. Yani destek alma şansınız oluyor. Bununla beraber belirli eğer ki Almancanız çok iyi değilse burada dil okullarını ya da dil sınavlarını belli bir oranda destek alabiliyorsunuz. Yani şurada küçük bir parantez açmamda fayda var. Tabii bunlar benim deneyimlerim. Büyük ihtimalle DAAD'nin ya da bütün okulların kuralları, başvuru şartları belki yıldan yıla değişiyor da olabilir ama ben şu an bunu almış
bu bursu almış ve deneyimlemiş biri olarak aslında bu soruları cevaplıyorum. Yani tamamen kendi deneyimlerimi paylaşıyorum. O noktada DAAD ile karşılaştım. Bahsettiğim şekilde Sanat Akademisi'ne başvuru yapmak istedim ve DAAD'yi de bu süreçte eş zamanlı olarak takip ettim. Başvuru olanaklarını kontrol ettim. Tabii ki lisansınızı bitirmenizi istiyorlar ya da bitirme aşamasında olmanızı bekliyorlar en azından. Bu süreçleri de sağladığım için ben o noktada DAAD ile hemen iletişime geçip başvuru sürecimi doğru orantılı götürmüştüm. Tabii ki bu süreçte eğer ki mimarlık eğitimi için başvuruyorsanız ki şu an konuşmayı bunun üzerine yapıyoruz. Sizden bir portfolyo isteyebiliyorlar. Ve bu portfolyoyu da onların istedikleri şartlarda olabildiğince yalın, sade ve net bir şekilde hazırlamanızı bekliyorlar ki gerçekten bir mimarlık öğrencisinin tamam transkripti de tabii ki çok önemli. Ama onun kadar her zaman portfolyosu da çok önemlidir. Çünkü yaptığımız işleri o yıla kadar, özellikle Türkiye'deki lisans eğitimimiz 8 dönem. 8 dönem boyunca ne yaptınız ya da ek olarak ne yaptınız? Gerek stajınızda gerek belki yazın yaptığınız workshoplarınızda neleri deneyimlediğinizi görmek istiyorlar. O yüzden olabildiğince yalın net ama açık bir şekilde sizin tarzınızı, yani mesleğe yaklaşımınızı, en azından mimari çizginizi biraz belli eden işlerinizle beraber bir portfolyo hazırlamamız oldukça yararlı oluyor. Ben de aynen bu şekilde yapmıştım. Çok normal bir şekilde bazen bazı arkadaşlarımız bu süreci sanki işte önce kabul mektubunu, önce okula başvurayım, okuldan kabul mektubunu alayım, daha sonra burs arayayım şeklinde sanki sıraya koymaya çalışıyor. Aslında tabii ki yapılabilecek bir şey ama burs sürecinin, yani bursa başvuru sürecinin ve okula başvuru sürecinin eş zamanlı ilerlemesi sizin bursa başvuru ve bursu alabilme fırsatlarınızı kaçırmamanıza sebep olur aslında. Çünkü belli bir bursun belli bir döneme kadar başvurulma hakkı vardır. Yani tamamen örnek vermem gerekirse belki bir burs diyebilir ki Şubat ayına kadar başvuruluyor. Belki siz Şubat ayına kadar daha okula başvurmuş olabilirsiniz. Bu noktada bence eş zamanlı yürütmeniz çok önemli. Yani okula başvurmayı ya da okuldan bir kabul mektubu almayı beklemeyin. Direkt bence DAAD'ye başvurun derim eğer böyle bir niyetiniz varsa. Ben bu şekilde yürüttüm bu süreci. Portfolyomu DAAD'ye yolladım ve aynı zamanda benim eğitimim açısından ya da benim mesleki ilgi açısından bana yakın gelen okullara başvuruda bulundum. Ve bahsettiğim şekilde daha sonra Sanat Akademisi'nden kabul aldım. DAAD'ye başvururken yapmanız gerekenler tamamen internet sitesinde zaten bulabilirsiniz. Almanya'daki yüksek lisans, yani mimarlık yüksek lisans bölümlerine başvuruda merkezi bir sistem uygulanmıyor. Tamamen okulun kendi içinde oluşturduğu bir seçim süreci ya da eleme süreci var başvuranlar için. O yüzden direkt aslında okula başvurunuzu yapıyorsunuz. Belirli bir nokta yok, yani herhangi bir merkezi bir yere başvurma gibi bir süreciniz olmuyor. Dolaylı olarak da her okul kendi eğitim diline göre sizden dil sertifikasını talep edebiliyor. Eğer İngilizce ise İngilizce ya da Almanca ise Almanca bir dil sertifikası talep edebiliyor. Aynı şekilde DAAD de size burs vermeden önce, yani sizin başvuru aşamanızda, DAAD'ye başvuru aşamanızda sizden başvurduğunuz okulun dil sertifikasını talep edebiliyor. Ekonomik destek aslında tam olarak aylık giderleriniz için yeterli oluyor diyebilirim. Zaten DAAD bu miktarı buradaki yaşam koşullarının standartlarına göre hesaplıyor. Ve ortalama öğrenci giderlerine giderlerini hesaplayıp belirli değerler üzerinden bir ortalama alarak aylık bir destekte bulunuyor. Bu koşullar altında aldığınız DAAD'den aldığınız burs oldukça yeterli oluyor diyebilirim. Tabii ki burada hani ihtiyaçtan ihtiyaca göre farklılık gösterebilir ya da yaşam standartlarına göre, ama eğer ki bir ortalamadan bahsediyorsak öğrenci giderlerini
öğrenci giderlerine çok rahat yettiğini söyleyebilirim. Ben Almanya'da yüksek lisansımı yaptıktan sonra burada Almanya'da Stuttgart şehrinde bir mimarlık ofisinde çalışmaya başladım. Halen de Stuttgart'ta bir mimarlık ofisinde çalışıyorum. Yani yüksek lisansınızı Almanya'da yapıp buradan bir diploma aldığınız takdirde, yani buradan yüksek lisans diplomanızı aldığınız takdirde Urkunde diye geçiyor. Sizin aslında burada çalışma hakkınız otomatikman olmuş oluyor. Yani burada bir ofise başvurup görüşmelerin sonunda burada çalışma, yani mimar pozisyonuna işe girebiliyorsunuz. Ama burada mimar pozisyonunu biraz sonra daha detaylı açmak istiyorum. Çünkü hani mimar kelimesini kullanmak burada biraz detaylı, belirli şartları sağlamanız gereken bir durum aslında. Ama genel olarak bahsetmem gerekirse, burada yüksek lisansınızı tamamladıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam, yani benim zamanımdaki kurallarla beraber konuşuyorum, benim deneyimlerimle 18 ay size iş arama süresi tanıyor Almanya hükümeti. Yani mesela Temmuz ayında mezun oldunuz, işte üzerine 18 aylık bir süreç tanıyıp size 18 ay boyunca burada oturma hakkı veriyor aslında. Yani oturma hakkı vize veriyor ki siz burada iş görüşmelerine gidip iş arayabilin diye. Bu 18 ay içinde iş bulamazsanız eğer Almanya'da, o zaman tabii süreç farklı ilerleyebilir. Şu an hani iyi senaryodan ilerliyorum. Siz 18 ay içinde bir iş buldunuz. Hani kendi örneğimden vermem gerekirse, ben mezun olur olmaz iş bulmuştum. Ve bulan da birçok arkadaşım oldu, ama tabii her süreç bazen şanstan dolayı da belirli noktalardan dolayı güzel ya da hızlı yürümeyebiliyor. Uzun dönem iş arayan arkadaşlarım da oldu. Ama 18 ay içinde bulunabiliyor diye düşünüyorum en azından ben. Dediğim gibi biraz da şans belki, ya da şehirden şehire göre de değişiyor. Ama diyelim ki iş buldunuz, başladığınız çalışmaya, zaten o zaman otomatikman çalışma vizeniz oluyor ve burada çalışmaya başlamış oluyorsunuz. Yani aslında öğrencilik vizeniz diplomayı almanızla beraber tamamlanıyor. Yani o dönemin sonunda bitiyor artık. Vize türünüzü de değiştirip çalışma vizesine geçmeniz gerekiyor. Ama burada en önemli nokta aslında şöyle bir durum var. Mimarlar için, mimarlık özelinde konuşuyorum. Burada odaya, mimarlar odasına üye olursanız, tabii ki kendinizi mimar olarak tanıtabiliyorsunuz bir noktada. Yoksa mimarlık mezunu gibi düşünebilirsiniz. Tabii şey diyebilirsiniz, yani tamam mezun oldum, yüksek lisans bitti ama odaya kayıt olmak zorunda mıyım? Tabii ki değilsiniz. Yani mimarlık mezunu olarak da burada çok güzel iş bulabilirsiniz, yani Almanya'da. Bu tamamen aslında sizin kullanacağınız sıfata göre ya da title'a göre değişiyor diyebilirim. Yani kendinizi arkitekt olarak burada geçerli, yani Almanya'da iş yapıp imza hakkına sahip olmak istiyorsanız bu iki yıllık, minimum iki yıllık süreci, yani lisans, yüksek lisans ve ardından iki yıllık süreci geçirmenizi, deneyimlemenizi bekliyor mimarlar odası. Ama bunu bahsettiğim gibi benim yapmayan çok fazla arkadaşım var ve şu an hepsi, her biri çalışıyorlar güzel mimarlık ofislerinde. Yani herhangi bir engel değil. Bu biraz aslında tamamen dokümanlarla ilgili olan bir şey. Bir de özellikle şu konuya da belki değinebilirim. Buraya ben kendimden örnek vermem gerekirse, ben buraya geldiğimde biraz Almanca biliyordum. Bu da çünkü aslında önemli bir soru. Ya da buraya gelmek isteyen birçok arkadaşım bana yönelttiği soru: Almanca bilmek zorunda mıyız? İngilizce bilsek yeterli olmaz mı? Yani sürecin en başındaysanız eğer, yüksek lisansın başındaysanız, DAAD'ye başvurmak üzereyseniz ya da başvuru aşamasındaysanız, İngilizce bilmek ya da Almanca bilmek gibi, yani herhangi bir zorunluluk size tanınmıyor. Tabii ki geleceğiniz ya da başvurduğunuz okulun eğitim dili sertifik olarak sizden bunu isteyebilir. O ayrı bir süreç. Ama ben sosyal yaşamdan bahsediyorum. Yani herhangi bir dili bilmek zorunda ya da zorundasınız diye bir şey kesinlikle söylenemez. Ama mesela
İngilizce yaptınız diyelim ki yüksek lisansınızı. Daha sonra İngilizce bir bölümden mezun oldunuz ve Almancanız belki çok çok iyi olamadı o süreçte. Olabilir. Çok normal. Daha sonra sadece İngilizce biliyor olmanız tabii ki sizin başvuracağınız mimarlık ofislerinde ya da nerede çalışmak istiyorsanız, belki üniversitede çalışmak istiyorsunuz, bilemem. Kendi alanınızda ama mimarlık alanında çalışabilmeniz için sadece İngilizce biliyor olmanız kesinlikle dezavantaj değil. Sadece Almanca da biliyor olursanız daha çok başvuruda bulunabiliyorsunuz haliyle. Bu tabii ki yani genel geçer bir mantıklı bir gerçek. Çünkü belki daha international olan şehirlerde burada, mesela Berlin, Hamburg ya da başka şehir, Frankfurt da olabilir. Daha çok İngilizce konuşulan ofisler varken belki diğer küçük şehirlere yayıldıkça daha çok Almanca konuşulmaya başlanıyor diyebilirim ofislerin içinde ya da işin devamı açısından söylüyorum. Yani iş dili açısından söylüyorum bunu. Yoksa sosyal hayatta İngilizce ile tabii ki hayatınızı yürütebiliyorsunuz. Ama bunların hepsi biraz avantaj, dezavantaj. Almanca bilmek bir adım sizi belki öne geçirebilir. Yani böyle bir avantaj olabilir. Ama zorunluluk var mı derseniz tabii ki kesinlikle yok. Ama hani şu da bence genel geçer bir gerçektir. Yaşadığınız ülkenin dilini bilmek bir tabela okumak için de bir avantaj sağlayabiliyor. Ya da birine direkt hani sohbet edebilmek için ya da bir şey sorabilmek için de bir avantaj sağlıyor. Bu da önemli bir nokta bence. Yüksek lisans döneminde part-time olarak çalışılabilme ihtimali de oluyor. Yani bunu aslında resmi olarak buradaki yüksek lisans öğrencilerin hakkı var. Yani öğrencilerin aslında hakkı var tamamen. Sadece burada öğrenci vizesiyle bulunduğumuz için o dönemde, yani yüksek lisans döneminde, dolayısıyla öğrenci vizesine sahibiz ve genelde çalışma hakları da, yani saat üzerinden tamamen vizenizin şekline göre tanımlanıyor diyebilirim. Yani siz öğrenciyken gidip haftanın 40 saati bir ofiste çalışma ihtimaliniz olamıyor. Çünkü bu yasa olarak yasak. Şu an yanlış bilgilendirmek istemem ama benim bildiğim kadarıyla haftalık 20 saatlik, maksimum 20 saatlik bir çalışma hakkı tanıyorlar öğrenciler için. Yani öğrenci vizenizde aslında sizin Nebenjob ja da studentische Mitarbeiter dedikleri kısımda, yani öğrenci işi yapabilmenize izin verecek kadar size bir çalışma hakkı tanınıyor. Çünkü bu noktada da hani bu ikinci bir alternatif sonuçta. Oldu ki diyelim bursu alamadınız bir şekilde şans ya da herhangi başka sebeplerden dolayı. O noktada tabii ki part-time çalışmak gibi bir şansınız ve olasılığınız var. Sadece bu haftalık 20 saatlik çalışma kısmı tabii ki burada öğrenci olarak sizin giderlerinizin hepsi için yeterli olmayabiliyor belirli noktalarda, ya da olabiliyor ama ona göre efor sarf etmeniz gerekiyor diyebilirim. Çünkü belirli bazı kazanç limitleriniz var. Yani onun üzerine çok çıkartmamaya çalışıyorlar ki ya da saatlerinizi arttırmıyorlar ki, dediğim gibi haftalık 20 saat yatırıyorum ben. Sizin asıl amacınız, burada bulunma amacınız öğrencilik, yani okulunuza eğitiminizi devam ettirmek olsun. Yani bu noktada özellikle değinmek istedim çünkü lisansınızı Türkiye'de mimar olarak yapıp bitirdiğiniz noktada mimar olarak buraya gelip çalışabiliyor muyuz diyen çok fazla arkadaşım oluyor. Tabii ki çalışabiliyoruz. Mimar olarak part-time bir mimarlık ofisinde çalışılabiliyor ama dediğim gibi 20 saatten fazla çalışamadığımız için aslında o tam olarak giderlerinizi karşılama olarak yeterli olmama ihtimali oluyor. Buna da özellikle değinmek istedim. Yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlarıma ya da bu konuda bilgilenmek isteyen herkese aslında birkaç tavsiye vermek istiyorum ben. Buradaki deneyimlerimden yola çıkarak. Bahsettiğim gibi ben buraya lisans eğitimimden sonra geldim. Ve gelirken biraz Almanca bilgim vardı.
Burada da C1 seviyesine kadar öğrendim. Çünkü benim yüksek lisansım Almanca, %100 Almanca eğitim veren bir yüksek lisanstı. O standartları, yani o koşulları sağladıktan sonra C1 seviyesinde sertifikamı okulla teslim ettikten sonra resmi bir şekilde yüksek lisansıma başlayabildim. Ve süreç içinde de her zaman daha geliştirdiğimi düşünüyorum Almancamı. Zaten bu böyle oluyor. Yaşadığımız müddetçe C1 seviyesinde sahip olduğunuz grameri adım adım da geliştiriyorsunuz günlük sosyal hayatta kullandığınız müddetçe. Ama bunların hepsinin dışında aslında şu anda eğer ki yüksek lisans başvuru sürecindeyseniz Almanya'ya az çok aklınızdaki soruları tahmin edebiliyorum diye düşünüyorum. Çünkü ben de o süreçlerden geçtim ve o süreçten geçen bütün arkadaşlarım da aynı şeyleri ya da benzer şeyleri düşünmüştür. Birincisi, insanın aklı gerçekten çok karışabiliyor. İşte gelecekte orada kalmalı mıyım, çalışmalı mıyım, işte tezimi hangi konuda nasıl yazmalıyım, ben hangi işte mimarlık yaklaşımlarına kendimi daha yakın hissediyorum gibi noktalara değinebiliyor. Ama aslında şu an daha hedefe fokus olarak ilerlemeniz daha mantıklı. Yani önünüzdeki süreç aslında birincisi yüksek lisansa başvurabileceğiniz okulları araştırmak ve size yakın olanı belki bulmak. Ama bulamasanız da, ki zaten bu çok normal çünkü bilinmeyen bir süreç bu. Yani ben de burada Sanat Akademisi'nde yüksek lisans yapacağım diye geldiğimde akademide neler öğreneceğimi tahmin ederek geldim. Ama bilmiyordum. Yani benim beklemediğim şekilde de çıkabilirdi. Bu zaten herkes için böyle. Her sürecin başı için bu geçerli. Bir ikincisi de burs bulmanız. Yani DAAD'ye başvurmanız gerekiyor bu durumda ya da başka herhangi bir şıkkınız varsa bilmiyorum. Yani şu anda iki tane ana adım var önünüzde. Birincisi yüksek lisans bahsettiğim okulları bulmak, ikincisi DAAD'ye başvurmak ve bu süreci olabildiğince hızlı bir şekilde başlatıp eş zamanlı yürütmek. O yüzden şu an Almanca öğrenmeli miyim, öğrenemezsem ne olur, işte İngilizcem hangi seviyede olmalıdan ziyade kabul koşullarını araştırın derim ben. Yani bir okula başvuru koşullarınız neler? Ve bunları en hızlı nasıl sağlayabilirsiniz ya da sağlayabiliyor musunuz? DAAD başvuru koşulları neler? Ve bunu sağlayabiliyor musunuz? Ya da nasıl o seviyeye hızlıca ulaşabilirsiniz? Eğer yüksek lisans Almanya'ya gelmek istiyorsanız. Bu konuda bir iki cümleden bahsedeyim. Konuşmamın başında size bahsetmiştim buradaki okullar farklı farklı diye. Aslında bu Türkiye'ye de biraz benziyor. Yani Türkiye'de de Sanat Akademisi var ya da Güzel Sanatlar Üniversitesi var. Ya da teknik okul var ya da birçok üniversite var. Burada da aynı şekilde. Yani üniversiteler tasarım ve tekniği sentezlerken hochschule'ler daha tekniğe odaklanıyor. Ya da sanat akademileri bahsettiğim gibi çok yok zaten. Tasarıma daha bir tık daha ağırlık veriyor. Ama bu konuda kesinlikle endişeye kapılmayın. Yani teknik okula gittim, ben tasarım üzerine hiçbir şey yapmayacağım gibi bir durum yok kesinlikle. Birincisi dediğim gibi esneklik. Farklı üniversitelerden ders alabiliyorsunuz ve test sürecine geldiğinizde, ki bu süreci zaten şu an için belki düşünmek biraz detaylı ve yorucu olabilir sizin için. Çünkü çok öngörülmeyen uzaklıkta 2-3 yıl sonrası. O noktada daha esnek davranabilirsiniz profesörlerinizle konuşup. Yani sürdürülebilir, mimaride sürdürülebilir teknolojik yaklaşımları incelemek istiyorum dediğinizde, hani ben kendimden örnek verdim. Ben de Sanat Akademisi'nde bunu yaptım. Ya da diyebilirsiniz ki ben daha parametrik çalışmak istiyorum. Ama işte teknik okuldayım. Bunun için Uni'ye mi geçmeliyim? Hayır, yani böyle bir şey aslında kesinlikle yok. Belki dediğim gibi kürsüleri araştırabilirsiniz şu an için. Yani kürsüden kastım hangi enstitüler var, hangi alanda size destekleyebilecek profesörler var belirli okullarda, ki Türkiye'den belki bir farklılık da buydu az önce bahsettiğim. Hani Almanya'nın dört bir yanına dağılmış çok fazla aslında olasılığınız var bu noktada. Bununla beraber bahsetmek istediğim noktalardan biri de DAAD'ye başvuruda
portfolyoyu nasıl hazırlamalıyım? İşte portfolyom nasıl olmalı? İşte şunu seversen daha mı öne geçerim? İşte Almanca bilirsen daha mı iyi olur? Yani bunlar iyi ya da kötü ya da karşılaştırmak için değil kesinlikle. Sadece sizi yansıtması önemli. Portfolyonuza yansıttığınız işlerinizle de bağlantılı olarak belirli o noktada ilerleyen profesörleri araştırıp Almanya'da onların fakültelerine başvurabilirsiniz. Mesela en basitinden verebileceğim iki tavsiye olur. Birincisi fakültenizi seçmeniz, yani okulunuzu seçmeniz. Ama bu da hayatın son değil. Yani başka bir şekilde bunu destekleyebilirsiniz, dengeleyebilirsiniz. İkincisi DAAD ile bir an önce iletişime geçip portfolyonuzu ya da gereken belgeleri hazırlamanız. Tabii ki eğitim dili önemli üniversitenizin, seçtiğiniz üniversitenizin. Eğer ki İngilizce ise dil sertifikasını, talep ettikleri dil sertifikasını vermeniz ve dolaylı olarak DAAD'ye de ulaştırmanız. Ve aynı zamanda Almanca ise de aynı şekilde. Yani çok bir noktada geleceği düşünmek ya da çok ileriki adımları düşünmek avantaj olmasına rağmen hızlı yürüyen süreçlerde insanın konsantrasyonu dağıtabilen bir süreç oluyor. O yüzden verebileceğim şu an için iki tavsiye bu olur. Bunlardan kabul aldıktan sonra da belki bir an önce kabul sürecinden sonra diyeyim. Burada kalacak yeri barınma sürecinizi başlatmanız sizin için iyi olur. Çünkü şehre bağlı olarak çok fazla seçenek olmayabiliyor ki semester dönemlerinde talep yoğun olabiliyor. Bunları değerlendirmeniz gerekebilir. Herkese başarılar.